Tonguç Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber tarihte klasik çağda Osmanlı toplum düzeni dersine bakacağız. Tabii şöyle 10. sınıf temel konularımızı aldığımız zaman artık ayın sonuna geldik bu ayki programda. Artık klasik çağda Osmanlı toplum düzeniyle beraber de bizim için Nisan ayı programı da bitmiş oluyor. Mayıs ayı programı da oldukça yoğun ve oldukça kaliteli gelecek sizlere. Özellikle Mayıs ayı içerisinde tekrar videolarımız ve sınava, özellikle ikinci hazırlara hazırlık videolarımızla çok iyi bir şekilde bu sürece gideceğiz diyelim. Gelecek hafta biliyorsunuz bayram haftası bizim için. Şimdiden bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun diyelim. Size ve ailenize iyi bayramlar diliyorum. Tabii bayram haftasından daha sonra da tempo halinde böyle ikinci yazılara doğru gideceğiz diyelim. Tabii bugünkü konumuz sizlerle klasik çağda Osmanlı toplum düzeni. Bu düzen niteliğinde bizim kitaplarda nereden sorumlusunuz ondan bahsedelim. Sıfırdan ona tarih, konu anlatımlı soru bankası elinde bulunan değerli kardeşlerim. Sizler sayfa 150 ile 162 arasındaki konulardan sorumlusunuz. Hemen şöyle 150-162'yi açtığınız zaman bizim için hemen sol tarafta konuyu özetleyen renkli bilgiler yer alıyorken hemen sağ tarafta da bu konularla ilgili sorularımız bulunuyor. Hani böylece biz net bir şekilde konunun incelikleri, nitelikleri neler bu unsura bakacağız. Buradan hareket etmeye çalışacağız. Aynı zamanda bizim için de fırsat ve fayda sağlayacağını söyleyelim buradaki unsurları. Tamam mı? Evet, peki bizim için Dinamo Soru Bankası elinde bulunanlar ne yapmalı? Oraya değinelim. Hani bu soru bankasını elinde bulunduranlar nereye baksın? Şöyle. Burada hemen size bağlamına getireyim. Bakın çocuklar, bizim için şöyle gelsin. Klasik çağda Osmanlı toplum düzeni 151 ile 167 arasındaki test niteliklerine, hem konu niteliklerine bakmak zorundalar. Aynı zamanda ünite sonunda sizler için hazırlamış olduğumuz ünitenin yazılı provası çok önemli. Çünkü gerek klasik çağda Osmanlı toplum düzeni ile ilgili, gerek bir önceki konuda Sultan ve Merkez Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ile ilgili yazılı provası, gerekse dünya gücü Osmanlı ile ilgili yazılı provalarımız çok önemli. Çünkü ben bu 3 üniteden yazılı soruları bekliyorum. Yani bu kapsamda size sorular gelecektir. Bu yüzden hani bu yazılı provalarında oldukça dikkat etmenizi tavsiye ederim sizlerden. Hadi bakalım, klasik çağda Osmanlı toplum düzeni bizim için başlasın. Evet, başlayalım. İlk olarak toplumun harcı konusunu ele alalım. Osmanlı toplumlarından bahsedelim ve bu niteliği vurgulayalım. Tabii hani burada daha sonra sizlerle millet sistemine bakacağız. Bununla beraber millet sistem içerisindeki niteliklere bakacağız. Daha sonra fethedilen yerlerde İslam kültürünün etkisi niteliğine bakacağız. Devam edeceğiz. İlk konumuz temelinde toplumun harcı konusu olsun. Şimdi Osmanlı toplumu bu Batı toplumları gibi veya bununla bağlı olarak böyle bizim Hindistan'da görmüş olduğumuz unsurdaki gibi bir niteliği içerisinde barındırmıyor. Hani biz buraya baktığımız zaman temelinde şunu ifade edebiliriz ki Osmanlı toplumu hani Batı'daki gibi yarı kapalı bir toplum tabakalaşma sistemine sahip değil. Veya Hindistan'daki gibi hele hele böyle tamamen kapalı bir toplum tabakalaşma sistemine sahip değil. Çünkü Hindistan'daki kast sisteminde şu vardı. Siz bir toplumsal sınıftaysanız eğer, bu mesela din adamları sınıfı olabilir, bu bir çalışanlar sınıfı olabilir. Eğer bu sınıflardan birine aitseniz hayatınız tamamen bu sınıf içerisinde geçer ve tabakalar arasında geçiş yapamazsınız. Halbuki Osmanlı toplumuna baktığımız zaman tamamen toplumun belli bir kriterle, yani Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak bir millet sistemi bağlamında ayrıldığını görebiliyoruz ki hani buradaki millet sistemi bağında Osmanlı'da tamamen ne vardır? Dini aidiyet vardır. Yani burada dini aynı zamanda cemaat unsuru söz konusudur diyebiliriz. Bu bağlamı ele alabiliriz. Tabii şunu söylemek lazım ki hani Osmanlı Devleti'nde toplumsal, hukuki, idari ve siyasi yapı tamamen hani ırk esasına göre değil, halkın bu bağlamda inançlarını doğrultusunda şekillenmiştir. İşte biz bu sistem niteliğine de millet sistemi adını veriyoruz. Peki ne var burada? Devleti yöneten kısmı olan, yönetici unsurunun içerisine barındıran, halkın çoğunluğunu oluşturan milleti hakime. Kimdir burada? Ümmeti Muhammed'dir, Müslümanlardır. Peki diğer tarafta kimler var? Gayrimüslimler, Hristiyan ve Yahudi halklardan oluşan milletler yer alıyor. Dediğimiz gibi dini aidiyet niteliğine göre biz bunları birbirinden ayırıyoruz. Teşkilatlandırmamız din ve mezhep esaslı olacak. Bunu lütfen unutmayalım. Asıl unsur millet Müslüman Türklerdir. Millete hakime bizim için Müslüman Türkler olacak. Özellikle millet sistemin temellerinde biz Fatih Kanunnamesi'ne kadar götürebiliyoruz. Temeli bizim için oralara kadar girebiliyor. Tabii Osmanlı millet sistemi dedik ya
tamamen Müslüman Türkleri hakim niteliğini alıyor. Yani devletin hakim unsuru durumda olan Müslüman tebaayı, hani bir gayrimüslim topluluklar içerisinde barındıran bir sistem niteliğidir. Tabii farklı inançlara sahip topluluklara kendi inanç ve hukukların gerektirdiği şekilde yaşama hakkı var ki din ve vicdan özgürlüğü bu nitelikte geliyor. İşte bu Osmanlı'nın ilk dönemlerinde vermiş olduğu din ve vicdan özgürlüğü de istimal et anlayışıyla, yani hoşgörü anlayışıyla da şekillenmiştir diyebiliriz. Bu bağlama da alabiliriz. Özellikle devletin idaresinin altındaki her millet, dini veya mezhepsel topluluk veya cemaatler kendi dini ve sosyal işlerini hür bir şekilde bu sistem içerisinde yaşama fırsatı da bulabilirler diyebiliriz. Öyle diyelim. Tabii hani Osmanlı temelinde hani bizim için böyle son İslam imparatorluğu özelliğini içerisinde barındırıyor. Çünkü Osmanlı hükümdarı aynı zamanda kimdir biliyorsunuz? Halifedir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti din ve ırk farkı gözetmeksizin tüm Müslümanların birbirine bağlı olduğunu kabul ederek ümmet anlayışı doğrultusunda hareket edecektir. Tamamen bir ümmet gayesi var burada. Tabii ümmet anlayışına bağlı ortaya çıkan bu millet sistemi de hani günümüzdeki millet kavramının ifade ettiği ulus veya ırk ayrımıyla değil, din ayrımı esasına göre, dini ve mezhebi aidiyete göre şekilleniyor. Ne yapıyorsun sen burada? Bir yanda Müslümanlar, bir yanda gayrimüslimler var bizim için. Şimdi şöyle diye, Müslüman milletler içerisinde Türkleri, Arapları, Arnavutları, Boşnakları, Gürcüleri, Berberileri, Çerkezleri, Avazaları, yine bununla beraber Çeçenleri görebilmemiz mümkün. Bunlar bizim için işte nereyi oluşturuyor? Millete hakime, Müslüman milleti oluşturuyor. Bir de gayrimüslimler var burada sistem içerisinde. Özellikle istimal et politikasıyla din ve vicdan özgürlüğünün onlara tanınmış olduğunu da söylemek gerekir burada. Kimdir? Hani kimlerden oluşuyor bunlar? Rumlardan, Ermenilerden, Yahudilerden oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak bu nitelikler bizim için gayrimüslimli sınıfları içerisinde bulunuyor. Öyle diyelim. Bakın size bir de dipnot vereyim. Osmanlı biliyorsunuz bir devşirme sistemi vardı. Devşirme sistemi içerisinde Yahudi çocuklar devşirilmezdi. Temel sebebi de Yahudilerin kendi inançlarına milli bir inançla bağlı olmalarıdır. Çünkü hani ne diyorlar? Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur diyecekler. Bir de dipnot. Osmanlı'da Milleti Sadıka olarak bilinen topluluk Ermeni milletidir. Onlar hakkında da niteliğimiz olsun diyelim. Peki gelelim fethedilen yerlerde İslam kültürünün etkisi unsuruna. Bunlardan bahsedelim. Bu bağlam içerisine bakalım. Şimdi üç temel politika üzerine gitmiştir. Şenlendirme, istimalet ve planlı çalışmalar niteliği üzerine şekillenmiştir. Şimdi Osmanlı Devleti fethettikleri toprakları şenlendirerek Müslüman ve gayrimüslimin bir arada ve güvenle yaşamasını sağlıyorlar. Ki hani gayrimüslimler içinde hoşgörü politikası adını vermiş olduğumuz istimalet politikası izleniyor değil mi? Bir hoşgörü politikamız var burada. Tabii bununla beraber ılımlı ve hoşgörülü politikalar hani böyle o farklı milletleri ve unsurları birlikte yaşamasını kolaylaştıran bir etken olacak. Tabii Osmanlılar burada Hristiyan ve Yahudi nüfusun Müslüman olması için de ne yapıyor? Hani böyle bir planlı çalışmaya girişmiyor. Avrupalılar normalde ne yapar mesela? Diyelim ki gittiler bir Afrika kabilesini böyle işgal altında tuttular. Başka toprakları ele geçirdiler. Onlar ne yapıyorlar? Genelde bir kilise yapıyorlar bulunan yere. Sonra mesela bir İngilizler ele geçirdi diyelim. İşte bir İngiliz okulları açıyorlar buralarda. Küçük yaşlarda çocukların gittiği. Yavaş yavaş kendi kültürlerini empoze ediyorlar. Yani Fransızların, İngilizlerin izlemiş olduğu yol budur. Ama tekrar söylüyorum, Osmanlı temelinde Hristiyan ve Yahudi nüfusun Müslüman olması için bu şekilde planlı çalışmalar izlememiştir. Yani Osmanlı'da sen bu niteliği göremiyorsun. Ne yapıyor Osmanlı? Fethettiği bölgelerdeki fiziki dönüşüm niteliğiyle burada temelinde bir yol izliyor. Çünkü Osmanlı için imar ve iskan politikaları temelinde önemli. O bağlamda söyleyelim. Planlı çalışmaların temelinde bu oluşturacak. Öyle söyleyeyim. Ama buradan bakalım. O planlı çalışmalar ne? İmar ve iskan politikası hedef dedik ya. Mesela ilk adım burada bizim için nedir? Merkeze bir tane ulu cami dikiyorsun. Yani bir bölgeyi fethettin diyelim, tamam mı? Benim için şu bölgeye sınırları şöyle olsun. Ben gittim. Yeni fethettiğim bölge şurası olsun. Tamam. Bölge burası. Bölge sınırları niteliği. Şimdi ben bu bölgenin tam merkez noktasına bir cami inşa ediyorum.
camiyi merkeze koydun mu? Koydum. Ana kilise, genelde hani şehrin ana kilisesi olur burası. Bu ana kiliseyi camiye çeviriyorum. Ve ona da Ulu Cami ismini veriyorum. Verdik mi verdik. Daha sonra bu caminin etrafına çarşılar, bedestenler, arastalar, işte çeşmeler, çok farklı yapılar ve onun da bir etrafına şöyle çizelim. Bakın A noktası merkez, B noktası ve gelelim onun da etrafına meskenler, evler diziliyor. Ve böylece şehrin kalbi cami noktası oluyor ve şehrin en fazla uğrak alana, en fazla canlılığın bulunmuş olduğu alanlar ne yapılıyor? Bunun etrafına şekilleniyor. Tabii şunu da söylemek gerekir ki ne yapıyoruz biz bu bağlamda? Her ne kadar bir yaşam toplumsal alan şekillendiriyorsak aynı zamanda hani idari ve teşkilatçı bazı uygulamalarla bölgede de güvenlik ve memnuniyetin dolayısıyla da böyle fethin kalıcılığının sağlanmasına da dikkat ediyoruz. Mesela ne yapıyorsun? Bölgeye gidince hani ilk adım burada, tamam mı? İlk adım Ulu Cami yapmaktır ya. İkinci adım şehre hukuki işlerin görülebilmesi adına bir kadı tayinini, güvenlik işlerinin görülebilmesi adına da bir subaşı tayinini gerçekleştiriyorum. Ve böylece bu fetihler, bu tayinler daha doğrusu fethin hani tescili olarak düşünülüyor. Hani ilk dönem kaynaklarında da işte bu gibi durumlar yaşandığında da ne diyorlar işte? Tamam. Artık memleket feth olundu. Yani bu faaliyetleri yapıyorsan artık memleketi gerçekten fethettiğinin bir gösterge niteliği olabilir diyelim. Peki Osmanlı şehirlerinde yaşam niteliğine gelelim. Şimdi şehirlerdeki mahalle halkı cami ve mescitlerin dışında böyle kahvehane, bozhane gibi böyle mekanlarda veya böyle düzenlenen panayır şenliklerde bir araya geliyorlar. Çok farklı alanlarda bu halk birlik ve bütünlüğü kaynaşmayı sağlayabiliyor ki hani Türk toplumunda kaynaştırıcı bir özelliğe sahip olan bu mekan ve faaliyetler bireyler arasında da sosyal bağların güçlenmesinde, işte geleneklerin sürdürülmesinde, inançların tazelenmesinde etkili oluyorlar. Osmanlı toplumu içinde hani bu bağlamda halkın birlik ve beraberlikle hareket etmesi çok çok önemli nitelik olarak görülebiliyor. Tabii şunu da söyleyelim. Birlik bütünlüğün sağlandığı, alışverişinin yapıldığı panayır fuar alanları. Bu alanlar da yine etkileşim sağlama konusunda çok önemli. Bununla beraber bakın camiler, mescitler, kahvehaneler, bozhaneler, panayırlar, şenlikler dedik ya bir bütün halde. Dikkat ederseniz burada cami ve mescitlerden bahsediyoruz. Yani Osmanlı toplumu için dini törenler insanların kaynaştığı etkinlik türleri arasındadır. Mesela cami mescit diyoruz ya sadece burada namaz kılma bu ibadeti gerçekleştirmek için değil. Mesela Ramazan ayında yapılan törenleri düşünelim. Halk için Ramazan ayları farklı bir anlam ifade ediyor. Ramazan içinde ne yapılıyor? Bir ön hazırlık yapılıyor burada. İşte İstanbul'dan yola çıkan bir Surre alayı var. Onu yazalım buraya. Surre alayı. Peki nedir bu Surre alayı? Temelinde devlet erkanının uğurlamasıyla yola çıkan bir niteliktir. Kutsal topraklara giden bizim için temelinde bir alaydır. Öyle diyelim. Yine Osmanlı'da hani böyle toplumun yoğun olarak yaşadığı ev, cami ve çarşı üçgeninde zamanla ne yapılıyor? Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde belirgin olarak görüyoruz. Kahvehanelerin açılması. Buna bağlı olarak işte bozhanelerin açılması, bunların şekillenmesi. Bu gibi unsurların ortaya çıkması da yavaş yavaş insanların, diyalog alanlarının, sohbet, muhabbet alanlarının buraya şekillenmesine sebebiyet verecektir. Tabii bunda, bakın bundan 400-500 yıl önceden bahsediyoruz. Doğal olarak hani insanlar günümüzdeki gibi teknolojiye, telefona, bilgisayara, bu gibi sosyal medya, bu gibi şeylere uzaklar. Doğal olarak insanların en fazla etkileşim alanları bu gibi faktör niteliklerine oluşturmaktadır diyebiliriz. Bu alanlar üzerine şekilleniyor. Peki gelelim buraya. Osmanlı şehirlerinde yaşam niteliğine. Zaten bakın burada Surre alayından az önce bahsetmiştik. Hac münasebetiyle İstanbul'dan yola çıkan alanlar diye. Dini törenlerin özellikle ne dedik burada? Yaşamsal faktörü çok önemli. Özellikle Ramazan aylarında etkinlikler önemli. Bakın burada hırkayı saadeti göstermişiz. Özellikle Peygamber Efendimiz'in hırkasıdır burada. Bunu görmek, dualar etmek, bu alanda buluşmak yine yapılan etkinlikler unsurlar arasında. Bakın Osmanlı'da ilk kahvehaneleri biz 1554 yılında Tahtakale'de görebiliyoruz. Yine
kahvehaneler, bozahaneler, önemli yapı alanları bizim için insanların tartışıp fikirlerini paylaştığı, kitap okuduğu, eğlendiği, sohbet ve muhabbetlerini yapmış olduğu alanlar olduğunu söylememiz gerekir. Bu bağlamda oluşuyor. Şimdi gelelim sizlerle Osmanlı mutfağına girelim. Osmanlı mutfağına bakalım. Tabii şunu söylemek lazım ki Osmanlı İmparatorluğu'nun hani 1299 serüveniyle başlayıp 1922'ye kadar geçen süreçte kullanılan hani ürünler, mutfakta kullanılan nitelikler her zaman aynı çağlarda, farklı çağlarda aynı şekilde olmamıştır. Mesela en alt bilgiden yola çıkalım. Domates ve salçanın Osmanlı mutfağına 19. yüzyılda girdiğini görüyoruz. Mesela o Fatih Sultan Mehmetler, Kanuni Sultan Süleymanlar, Yavuz Sultan Selimler hayatında domates görmemişlerdir. Çünkü domates Amerika'nın keşfiyle, patates Amerika'nın keşfiyle beraber özellikle tanınan bitkiler arasında oluyor. Daha sonra bunlar Avrupa'ya taşınıyor. Ancak 18-19. Yüzyıllarda böyle yavaş yavaş farklı dünya mutfaklarına girmeye başlıyor. Tabii Türk mutfağı temel özelliğinde çok zengin. Çünkü Orta Asya kültürünün getirmiş olduğu bir hayvancılık niteliği var ki hani günümüzde de hala bu ağırlıklıdır. Her ne kadar yani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olsak da hala ağırlıklı olarak biliyorsunuz bizim mutfaklarda beyaz et ve kırmızı et daha fazla tüketiliyor. Hani balık ve su ürünlerinin tüketim unsuru çok çok azdır. Genelde kıyı şehirlerinde bunların biraz daha belirgin olduğunu söylemek gerekir. Ama İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, yine Ege'nin iç kısımlarında, Karadeniz'in iç kısımlarında, Akdeniz'in iç kısımlarında ağırlıklı olarak biz işte et, süt, yoğurt, peynir, yağ bu gibi unsurların belirgin olduğunu söylememiz lazım. Tabii ki balık kültürü ve deniz ürünleri kültürü ne için bizde gelişmemiş? Sadece balık değil, denizdeki diğer ürünleri de hedef alırsak burada mesela bir yengeç, ahtapot veya aklınıza gelebilecek herhangi bir şey burada. Sebep unsuru şudur ki Türklerin deniz kültürüyle çok hani geç tanışmış olmasıdır. Çünkü temelinde ta 11. 12. yüzyıllarda biz bu kültürle tanışıyoruz. Hani kadim Türk tarihi 10 bin yılı aşkın bir sürece kendini götürebiliyor. Doğal olarak hani bunlara çok yakın hani daha 1000 yıl bile değildir hani denizle tanışman. Doğal olarak kültür niteliği bunu çok barındırmadığından ötürü günümüzde bile bu çok gelişmiş bir unsur değildir. Ağırlıklı olarak Osmanlı mutfağında da biz işte bu yüzden bu ürünleri daha fazla görebiliyoruz. Bu bağlam üzerine Osmanlı mutfağı niteliğini oluşturabiliyor. Peki Osmanlı'daki kılık kıyafete gelelim. Bu unsurlara bakalım. Şimdi Osmanlı'da kılık kıyafet kültürü tabii yüzyıllarca egemenliğini koruyan bir devletten bahsediyoruz burada. Yani bizim için 1299 yani 13. yüzyılın sonlarında ortaya çıkıp 20. yüzyılın başlarında varlığı sona eren bir devletten bahsediyoruz. Doğal olarak din kuralları, yaşanılan çevre, gelenekler, kanunlar bu gibi nitelikler farklılaşmıştır. Yani biz kılık kıyafeti oluştururken cemaatler, yapılar, Yahudiler, Türkler, işte Çerkezler, Berberiler, bununla beraber işte Hristiyanlar, her topluluk farklı farklı. Aynı zamanda yörelere göre de gelenekler ve kanun niteliklerine göre de insanlar farklı farklı giyim kuşam niteliğine ulaşabiliyor. Tabii hani biz zamanla böyle Türklerin yerleşik düzene geçmesine, imparatorluğun sınırlarının genişlemesine, ekonomik koşulların özellikle burada değişmesi şartıyla zamanla kıyafetlerde ve unsurlarda değişim niteliğinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi şöyle biraz örneklerle size Osmanlı giyim kuşana şöyle bakalım. Bakın ben şurada birkaç tane çıkardım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz İstanbul'da bakın gösterişli pahalı kıyafetler giyerken işte bu bizim hani gösterişli nitelikteki bir kıyafet unsurumuz. Zamanla bunun değişme unsurunu ifade edebiliyoruz. Mesela şu an Aydın yöresinde kılık kıyafet unsuru bakın nasılmış onu görebiliyoruz. İşte Ankara'da insanların o dönemlerde nasıl giyindiği veya Diyarbakır'da bakın insanların daha çok hani o dönemlerde biraz kırsal olduğu için hayvancılıkla uğraşan insanların nasıl giyindiği niteliği var. Veya Antep yöresinde bakın insanların giyim kuşamı. Veya gelelim Suriye'ye. O dönemlerde Suriye sıcak bir yer olduğu için daha çok bakın açık kıyafetler ve ince kıyafetler tercih ediliyor. Kudüs alanında bakın insanların. Bakın giyim kuşam kapanma şekli kullanmış oldukları başlıklar, nitelikler her biri birbirinden farklı. Veya Konya yöresine bakıyoruz o dönemlerde. İşte neredeyiz? Adana'dayız. Bakın Adana'da insanların özellikle sıcak bir yer olduğu için daha açık, daha sade kıyafetler giydiğini görmemiz lazım. Hicaz, Yemen, Libya o dönemlerde bakın dikkat ederseniz aslında kıyafet türleri hemen hemen benzer olsa da hani burada işte giymiş olduğunuz kıyafetlerin bağlanma şekli, vücuda geçirilme şekli, unsurları bile birbirinden farklı. Renk tercihleri, bunların hepsi birbirinden farklılık arz
ediyor. Evet, gördüğünüz üzere çok farklı kıyafet ve nitelikler tercih edilmiş diyebiliyoruz. Tabii zamanla İslamiyet'in de Osmanlı toplumunda belirgin bir nitelikle yaşanma ve niteliği olmasıyla beraber de kadınların giyim ve kuşamında da farklılaşma görülüyor. Mesela Fatih zamanına kadar kadınların yüzlerini örtmedikleri, yalnızca başlarını örttükleri sokak giysileri olarak ferace ve yaşmak kullandıkları görülüyor. Ama zamanla, zaman niteliği değiştikçe kadın giysileri üzerinde daha çok ayrıntıyla duruluyor. Feracelerin süslemeleri, yaşmakların biçimleri, kalınlığı hatta rengi bile devlet tarafından düzenleniyor ve kontrol ediliyor. Bu bağlamda zaman değiştikçe Osmanlı'da daha katı bir tutumunu da özellikle kadın kıyafetleri üzerine şekillendirdiğini söylememiz söz konusudur diyebiliriz. Evet, şimdi gelelim Osmanlı toprak mülkiyeti ve çifthane sistemine. Şimdi Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayandırılıyor. Bunu bir defa bilelim. Yani Osmanlı için ziraat olmazsa olmaz temel bir etken. Tabii bu noktada biliyorsunuz Osmanlı'da uygulanan bir sistem var. Dirlik sistemi diye bildiğimiz temel sistemdir. Onun içerisinde de tımar sistemi oldukça önemli. Yani tımar sistemini mutlaka burada temelde bilmemiz lazım. Tabii bu toprak niteliği ve bu toprak unsuru üzerine gidebilmek belli bir teşkilatlanmayı beraberinde getiriyor. İşte Osmanlı toprak sisteminin oluşmasında da bizim için eski Türk İslam devletinin temel gelenekleri, Roma, Bizans kültürünün ve bu kültürden kalan bir mirasın kullanılması ve eski İran medeniyetinin etkili olduğunu söylememiz lazım. Bu nitelikler görülmüş. Bunlar üzerine bir toprak sistemi şekillendirilmiş. Tabii topraklar Osmanlı'da mülk arazi ve miri arazi olarak ikiye ayrılıyor. Toprakların büyük çoğunluğu miridir. Mülk arazi takriben hani böyle %7-8% dolayıdır. Genelde hani halkın elindeki toprak, mülk dahilindeki toprak azdır. Bunun temel sebebi de Osmanlı'da toprağa dayalı bir sınıfın oluşmasının engellenmesidir. Yani Avrupa'da biz bu sisteme ne adını veriyorduk? Feodal diyorduk değil mi? Hani bir feodal sistemin şekillenmesini engellemeye çalışıyor Osmanlı. Bu bağlamda da mülk araziler kişilere ait topraklar olarak öşri ve harici olarak ikiye ayrılıyor. Öşri topraklar Müslümanların, harici topraklar ise gayrimüslimlerin olarak bilinir. Öyle söyleyelim. Tabii bu topraklar üzerine de ürün vergisi alıyor Osmanlı. Şimdi devletin topraklarının büyük çoğunluğu bizim için miridir. Hatta miri arazilerin çoğunluğunu da şöyle ifade edebiliriz. Yani Osmanlı'da bizim için %92-93 dolayları miri arazi olarak geçmektedir. Bu topraklar kendi içerisinde dirlik, paşmaklık, ocaklık, malikane, yurtluk, mukata arazi olarak da ayrılabiliyor. Peki dirlik nedir mesela? Geliri bizim için yararlılık gösterenlere veriliyor. Peki paşmaklık nedir? Geliri padişah, kız, anne ve eşlerine veriliyor. Ocaklık kale muhafızlarına verilirken malikane üstün hizmette bulunan kişilere veriliyordur. Yurtluk araziler genel sınır boyundaki askerlere verilirken mukata ise direkt olarak hazineye aktarılan geliri topraklar olmuştur. Burada bizim için dedik ya dirlikler çok önemli. Tımar niteliğinde girmiş olduğu alan burasıdır. Dirlikler içerisinde geliri 100 bin akçeden daha fazla olan padişah, vezir, şehzade ve beylerbeyine ayrılan topraklar has arazidir. Bakın aşağıdakilerden hangisi has araziden veya has topraklardan yararlanan gruplar arasında değildir diye bir yazılı sorunuz gelebilir. Zahmet topraklar, bunlar bizim için, şöyle ifade edelim. Zahmet toprakları biz geliri nerede görüyoruz? 20 bin ile 100 bin akçe arası görüyoruz bu toprakları. Bunlardan da subaşları, sancak beyleri ve kale komutanları istifade edebiliyorlar. Bu bağlamda oluşuyor. Bir de tımar toprağı var ki siz en fazla burada tımarı biliyorsunuz. Yıllık geliri 3 bin ile böyle 20 bin arasında olan savaşlarda yararlılık gösterenlere ayrılan topraklardır. Bu tımar alan kişiler de mutlaka ve mutlaka bölgede sipahi beslemek zorunda. Yani bir atlı asker beslemek zorunda. Doğal olarak bunların beslemiş oldukları atlı askerler Osmanlı'da savaşlara katılarak ordunun en büyük kuvvetlerinden birine oluşuyor. Yani tımarlı sipahiler bu bağlamda sistemde oluşuyor. Çifthaneye gelelim, buradan bahsedelim. Şimdi Osmanlı Devleti'nin uyguladığı çifthane sistemi emek kaynağı olan hane halkı ve koşum gücü olarak bir çift öküz ve bu bir çift öküzün işlenebilir boyutlardaki tarım üretimine ayrılmış tarla olarak üç ana unsurun birleşmesinden meydana geliyor. Bu bağlamda kullanılıyor.
Osmanlı topraklarının büyük bir bölümü biliyorsunuz miyeridir. Hani bir çift öküzün işte işleyebildiği arazilerin tümü çiftlik, köylü ailesine de hane, çifthane bu nitelikte kullanılıyor. Peki Osmanlı bu sistemde ne elde ediyor? Feodal oluşumları engelliyor. Niye? Çünkü toprağa bağlı bir sınıf oluşmuyor burada. Devletin toprak ve riayet üzerinde kontrolünü sürdürebiliyor. Yine bununla beraber zirai üretim sürdürülmesini garanti altına alıyor. Yani tarımda bir süreklilik var. Yine çiftliklerin dağılmasına, tarlaların bağ bahçe hale gelmesini engellemeye çalışıyor. Bu bağlamda sistemin önemli olduğunu söylemek gerekir. Peki hani bu sistemle ne dedik biz? Bu sisteme bir devamlılık sağlanıyor. Peki olur da sen toprağı ekmezsen, biçmezsen ne olur? İşte şimdi onu anlatalım. Eğer Osmanlı'da miri arazi üzerinde üretim yapan köylünün hani belli bir süreyle bu toprağı işlemezse, yani reaya toprağını terk etmesi kesin olarak yasaklanmış bir durumda biliyorsunuz. Terk edenler ne oluyor? Yakalanıp tekrar eski yerlerine götürülüyor. Yine toprağını böyle mazeretsiz olarak 3 yıl boyunca ekmezse işte o adamdan çift bozan vergisi alınıyor. Bu vergiyi alıyorsun. Böylece üretimde sürekliliği sağlamak, vergileri de düzenli halde toplamak sağlanmış oluyor diye. Çifthane sistemimizin temelinde bu oluşur. Gelelim lonca teşkilatına. Şimdi lonca teşkilatı bizim için 13. yüzyılda ortaya çıkan o aylık teşkilatının bir gelişmiş şekli. Biraz daha ilerlemiş şekli olarak bizde ifade edilebilir, öyle söyleyelim. Tabii ticari hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır lonca teşkilatı. Esnaf şeyhi, yiğitbaşı, usta, kalfa, çırak şeklinde bir hiyerarşik örgütlenmeye sahiptir. Az sonra onlardan bahsedeceğiz tek tek bu nitelikte. Aslında lonca teşkilatı üretim fiyat ve kaliteyi denetim altında tutmak, üyelerini denetlemek, teşkilat ile merkez idare arasındaki köprü oluşturmak, ham maddenin temin ve dağıtımını adaletini sağlamak, yine esnafların birbiriyle olan anlaşmalarını sağlamak gibi gayeleri barındıran, bu unsur üzerine gitmeye çalışan bir teşkilatlanma olduğunu söylememiz lazım. Lonca bizim için örgütlenmiş esnaf birlikleridir. Narh uygulaması da dedik ya, rolü çok büyük burada. Peki narh uygulaması nedir? Temel ihtiyaç maddelerine konan azami ve asgari ücrettir. Mesela sen diyelim bir fırının var burada. Fırından ne yapıyorsun? Ekmek üretiyorsun burada. Bir ekmek elde ediyorsun. Bak bu ekmeğin işte kaç gram olacağı diyelim. İşte fiyatının ne kadar olacağı bunların hepsi bellidir. Yani belli bir standartta bunları tutmak zorundasın. Hem kalite konusunda hem fiyat konusunda. Böylece hem üretici hem de tüketici korunmaya çalışılır. Bu bağlam niteliği içerisinde bulundurur. Bakın lonca teşkilatın görevleri niteliği bizim için. Dedik ya üretimde fiyat ve kaliteyi denetleyen, bununla beraber üyelerini denetleyen, merkez ile teşkilat idaresi arasında köprü oluşturan, ham maddelerin temin ve dağıtımın adaletini burada sağlayan, esnafların böyle birbiriyle olan anlaşmazlıkları olduğu zaman bu anlaşmazlıkları gideren, halka da mesleki eğitim vermeyi sağlayan bağlam içerisinde işte usta çırak eğitimiyle de meslek gruplarının devamlılığını sağlayan bir alanı oluşturuyor. Bu bağlamda özellikle üretici ve tüketiciyi savunan ve koruyan bir alan olduğunu söylememiz gerekir. Lonca teşkilatı için öyle söyleyelim. Tabii loncalarda usta kalfa çırak ilişkisi oldukça önemlidir mesleki eğitim bağlamında. Loncalardaki her bir küçük mesleki grubu hilfet olarak bilinir. Gayrimüslimler de buraya üye olabiliyor. Üretim standartlarını belirleyen kuralları vardır. Bu kuralları da ihtisap kanunları olarak ifade edebiliriz. Öyle diyelim. Şimdi loncaları kimler denetliyor? Hani dedik ya bir fiyat standardı var. Mesela sen ekmeği kafana göre gramajıyla oynayamazsın, fiyatıyla oynayamazsın. Eğer oynarsan kadı veya muhtesipler denetleme esnasında bunları tespit ederse kişi burada ceza alıyor. Ki esnafın da böyle hani uymakla yükümlü olduğu mesleki ilkelerde işte bu bağlamda fütüvvetname olarak biliniyor. Peki lonca teşkilatının görevleri kim bizim için? Mesela şeyh var. Çıraklık ve ustalık dönemlerini yöneterek özellikle cezaların uygulanmasını sağlayan kişi olarak bilinir şeyhler. Mesela burada bizim için kethudalar var. Özellikle hükümet ile loncaların ilişkisini düzenleyen görevlilerdir. Veya işte burada yiğitbaşı var. Bunlar disiplin işleri ve esnafa ham madde dağıtımıyla ilgileniyorlar. İşte ehli hibre kısmı var. Mesleğin sırlarını bilen, malların kalitesini ve fiyatını belirleyen iki kişiden oluşan uzmanlar bizim için ehli hibre olarak biliniyor yardımcı sınıfında.
Yine bununla beraber hani bunlar dışında kimler var? İşte muhtesiplerden, kadılardan bahsettik denetleme konusunda. Veya buraya bir tane daha yazalım bu görev niteliğinde. Nakipler de var. Onlardan da bahsedelim. Bunlar da esnafla şeyh arası aracılık yapan kişilerdir ilaveten. Onu da oraya yardımcı konusunda ekleyebiliriz. Peki Osmanlı Mesleki Eğitim ve Meslek Grupları niteliğine bakalım. Özellikle ahilik ve lonca teşkilatları mesleki eğitim bağlamında çok önemli. İlk dönemlerde ahilik, sonraki dönemlerde de lonca teşkilatı mesleki eğitimi çırak, kalfa, usta ilişkisi içerisinde vermeye çalışıyor. Kişi sistem içerisinde yavaşça ustalaşmaya başlıyorsa ona bir o mesleği yapabilme yetkisi ve belgesi veriliyor. İşte verilen o belgenin adı da bizim için gediktir, tamam mı? Bir mesleği yapma, bir dükkanı açma iznidir gedik. Bu nitelikte kullanılıyor. Peki Osmanlı'daki yani meslek gruplarına bakalım. Kimler var burada? Çok farklı meslek grupları, çok farklı isimlerle bulunuyor. Mesela ipek işleyen, ipek satan kişiler kazazlar olarak biliniyor. Yün veya böyle pamuğu, yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kişiler hallaçlar olarak biliniyor. Ayakkabının altına nal çakanlara nalçacılar. Kıl dokuyan, kıldan eşya yapan kişilere muhtaplar. Palan, bir çeşit semer diken kimseler, palanduzlar. Kaba ağaç işi yapan bir çeşit marangozlar bizim için burada, neccarlar. Bina yapan inşaatçılar, bennalar. Göz hekimleri, kahhaller. Yine deriyi terbiye eden, tabaklayan, kullanıma hazırlayan kişiler, debbağlar. Yünden veya kaba kumaştan kalın kilim, ceket, palto, aba işi yapan kişiler bizim için, kebeciler. Gümüş tel, sim işleyen zanaatkarlar, simkeşler. Pamuk, yün, ipek bez, imal eden, kumaş işi yapan kişiler, bezarlar. Yine pamuklu, ince ve seyrek dokunmuş, böyle hafif ve yumuşak böyle bez işi yapanlar da dürbençiler olarak bilinmektedir. Hani çok farklı meslek gruplarının, çok farklı isim ve kavramların burada olduğunu söylememiz gerekir. Evet, meslek grup niteliğimiz de bu şekilde. Gelelim ticaret mekanlarına. Şimdi ekonomi ve iktisat devletlerin olmazsa olmaz temel nitelikleridir. Bu yüzden ticaretin gerçekleştiği alanlar, alışverişin gerçekleştiği alanlar oldukça önemli. Osmanlı'daki ticaret mekanlarına baktığımız zaman bunlardan biri limanlardır. Özellikle uluslararası ticaretin gerçekleştirildiği deniz kıyısındaki tesisli mekanlar bizim için limanları oluşturuyor. Özellikle Akdeniz limanlarını kullanabilmek, Karadeniz limanlarını kullanabilmek, buradan ticareti geliştirebilmek Osmanlı için oldukça önemli olmuştur. İkinci olarak Osmanlı döneminde büyük şehirlerde özellikle de zahire türünde böyle ihtiyaç maddelerinin toptan alınıp satıldığı yerler kapanları oluşturuyordu. Büyük toptancı halleri olarak da bilinir. Mesela işte günümüzde de hala isimleri var ya, mesela un kapanı, yağ kapanı, isimler buradan gelir. Hani büyük toptancı işletmelerin bulunmuş olduğu yerler kapanları oluşturuyor. Bedestenlere gelelim. Kumaş, mücevher ve kıymetli eşyaların alınıp satıldığı esnafların hükümet ruhsatı ile burada, yani devlet ruhsatı ile özellikle dükkan açabildikleri yer bedestenler olarak bilinmektedir. Kervansaraylar var. Ülkedeki ticaret yolları üzerinde kervanların konakladığı ve hani burada ihtiyaçlarını bir süre ücretsiz sağladığı yapılar bizim için kervansaraylar olarak bilinir. Bir de pazar yerleri var. Özellikle Osmanlı ülkesinin tamamında haftada bir defa olmak üzere halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak babında işte semtlerde, farklı alanlarda kurulan yerlerdir pazar yerleri. Devlet bu pazarların yakın yerlerde aynı anda kurulmasına izin vermemiş. Hani böylece de haksız rekabetin önüne geçmiş olmuş, öyle diyelim. Bunlar bizim için Osmanlı döneminde kullanılan ticaret mekanları olarak söylenebilir. Peki gelelim Osmanlı'da vakıf müessesine. Önceki vakıfın ne olduğuna bakalım. Vakıf bizim için kişilerin taşınır ya da taşınmaz mallarının toplum yararına ebedi olarak bağışlaması durumudur. Bu gayeyle sosyal barış ve adalet toplumda sağlanmış olur ve çok farklı alanlardaki vakfedilen mallarla insanlar buradaki bu niteliklere erişebilir. Mesela Darüşşifa adını vermiş olduğumuz tıp alanları gibi kurumlar vakıflar aracılığıyla kurulmuştur. Kendi başlarına karşılanamayan, hani kendi başlarına ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların eğitim, sağlık gibi gereksinimleri de bu vakıflar sayesinde giderilmiştir. Bu bağlamda da vakıfların biz toplumda sosyal dayanışmayı sağladığını, birlik ve beraberliği ruhunu güçlendirdiğini, insanların da huzur içinde o toplum içerisinde yaşadığını ifade edebiliriz. Vakıf kültürüyle beraber biz sosyal ve kültürel alanla bütünleşmeyi, aynı zamanda bu kültür
bağlamında bilgi akışını sağlayabildiğimizi, ortak bir ülkeye, kimliğe kavuşabildiğimizi, sosyal bütünleşmeyi ve uyumu sağlayabildiğimizi söyleyebiliriz. Tabii Osmanlı'da temelinde böyle. Bizim için çok farklı alanlarda hizmet veren vakıflar da vardı, öyle söyleyelim. Mesela öksüz ve yetim çocukları barındıran vakıflar vardı. Amalara hizmet eden, yani ihtiyaç sahiplerine böyle hizmet eden vakıflar vardı. Kimsesizlere, yine sokak hayvanlarına, kadınlara, sosyal güvenlik niteliği olanlara veya işte bakın ölçüyle ekmek dağıtan vakıflar var. Çok farklı vakıflar var temelinde. Bu vakıf kültürleriyle beraber ne yapılıyor? Tekrar söylüyorum. Birlik, bütünlük, ortak bir kimlik ve dayanışma gerçekleştiriliyor deriz. Peki gelelim. Şimdi dersimizde böyle pekiştirme soruları çözelim. Derste öğrendiğimiz temel bilgilere yönelik olarak sorular çözelim. Soruları da ben özellikle Dinamo'dan seçtim. Dinamo'dan aldığımız sorulara bakalım ve dersimizi kapatalım. Şimdi Osmanlı Devleti fethettiği toprakları şenlendirerek Müslüman ve gayrimüslimlerin bir arada ve güvenle yaşamasını sağlamıştır. Gayrimüslimler için uygulanan politikaların tamamı farklı unsurların birlikte yaşamasını kolaylaştırmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nde uygulanan politikalardan hangileri bu amaca hizmet etmiştir? Şimdi istimalet hoşgörü politikasıdır. Farklı toplulukların beraber yaşayabilmesi için din ve vicdan özgürlüğü verir. Kesinlikle var. Millet sistemi yine bu bağlamda hani bütün unsurların beraber yaşayabilmesini, beraber hareket etmesini sağlayan temel bir unsurdur. Bunu da söyleyebilirsin. Bu da bizim için kesinlikle burada olabilir bu politika bağlamında. Dirlik sistemi denilmiş. Bu daha çok hani toprak ve tarımsal verimliğin devamı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bir sistem niteliğidir. Burada işte şenlendirme politikası, Müslüman ve gayrimüslim bir arada ve güvenle yaşama niteliği bunu direkt olarak bir vurgulayan unsur olamaz. Bu yüzden 1 ve 2 buraya hizmet eden faktördür. C seçeneği doğru cevap. Osmanlı Devleti'nde hakim unsur olan Türklerden başka Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Romenler, Slavlar ve Araplar da vardı. Bu bilgide Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur deniliyor. Dikkat ederseniz birden fazla milletin toprak içerisinde bulunması çok uluslu bir yapının Osmanlı'da görüldüğünün göstergesidir. Değil mi? Devletin hani din kurallarına, şer'i hukuk din kuralları demek. Din kurallarına yürüp yönetilip yönetilmediğini çıkaramazsın. Tarımsal faaliyetlerine uygun bir coğrafyanın bulunup bulunmadığı buradan çıkarılamaz. Yönetimde tek bir soya dayanıp dayanmadığı yoktur. Evet böyle bir bilgi var ama gerçek olarak parçada böyle bir bilgi yok. Monarşik bir yönetim yani bir padişah yönetimi var. Doğru monarşik bir yönetim Osmanlı'da vardır ama parçada bahsedilen bu değildir. Evet. Bu kadardı. İşlediğimiz temeller sizinle beraber bu dönem baktığımız son ünite bağlamı da buydu. Umarım sizler için faydalı olmasını dilerim. Güzel bir nitelikte de tekrar unsuru size sağlasın diyelim. Kendinize çok çok dikkat edin. Son ödüllü sorum şu. İşlediği toprağın haklı bir neden olmaksızın terk ederek başka yerlere göç eden veya başka işlerle uğraşmaya başlayan dolayısıyla da arazisini 3 yıl boş bırakan kimselerden hangisidir? Bunu mutlaka yorum kısmına yazınız. Kendinize çok çok dikkat edin. Size bahanesi saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.